Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün kurulumuzun gündeminde kara kışa girerken giderek ağırlaşan gıda güvencesi ve açlık riski, ekonomiye hükümetin her gün yaptığı müdahalelerin rekabetçi piyasa mekanizmasını çalışamaz hale getirmesi, dışarıda ekonomik iklim bizim gibi ekonomiler için giderek bozulurken, seçimleri kaybedeceğini gören hükümetin dışarıdan gelebilecek bir ters dalgaya karşı ekonomide kalan son tahkimatları da koltuğunu koruma uğruna korku ve panik içinde yiyip bitirmesi ve son olarak seçimi kaybedeceğini anlayan Erdoğan'ın yeni algı operasyonlarıyla gündemi karartma çabaları vardı. Bu vahim gelişmelerin olası sonuçlarını ve bu sorunları seçimden sonra hızla aşmak için yapılması gerekenleri yine Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda kapsamlı bir şekilde ele aldık. Değerli basın mensupları, Katır'a baban kim diye sormuşlar. Aygırat dayımdır demiş. İnsanlar aleminde de bazıları geçmişinden utanır, sıkılır. Utandığı için de ya geçmişi çarpıtır ya da bu kalemun misali renkten renge girerek geçmişinden kurtulmaya çalışır. Türkiye'de de geçmişinden kaçmak için sık sık elbise değiştiren siyasetçilerin başında Erdoğan gelmektedir. Evet. Bundan 20 yıl önce 17 Mayıs 2003'te ne diyor Erdoğan? Milli görüş elbisesini dışarıda bıraktık. İşte o gün bugündür Erdoğan'ın ne milliliği kaldı ne de kendine ait bir görüş. Bu manşetlerin atıldığı o dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı neokon düşüncenin önde gelen isimlerinden Condoleezza Rice, Amerika Birleşik Devletleri Gazete Editörleri Derneği üyelerine yaptığı konuşmada elimizde Türkiye örneği var. Bence bunlar Orta Doğu için umut olmalı. Böylece daha ılımlı siyasi güçleri bulup İslam ile demokrasi arasında doğru ilişki kurabilen, her ikisine de hizmet eden kurumları oluşturabilen, bütün insanlara hoşgörülü bir demokratik süreç ortaya çıkabilir diyordu. Erdoğan, CNN'in masalarında yazılan ılımlı Müslüman, ılımlı İslam senaryolarının baş aktörüydü. Daha başbakan bile değilken partimiz ılımlı Müslümanların ortak değerlerini temsil etmektedir diye konuşuyordu. Sonunda Erdoğan İslam'ı güncelleme noktasına kadar geldi. Ondan sonra da baktı ki tabanından sert tepkiler geliyor, çark ediverdi. Yine elbise değiştirdi. Anlaşılan şimdilerde birileri Erdoğan'a yeni bir elbise dikme çabası içinde. Erdoğan'ın ağzından muhafazakar devrimcilik diye bir laf hiç düşmüyor. Yani insan soruyor, muhafazakarlık kim, devrimcilik kim, Erdoğan kim? Muhafazakarlık adı üstünde muhafaza etmek, korumaktır. Allah aşkına 20 yılda Erdoğan neyi muhafaza etti? Bu ülkenin derelerini, ormanlarını bu siyasi kadrolar dağını, taşını, rantçıya, yandaşa peşkeş çekti. Çocuklarımızın, torunlarımızın hakkını doların yeşili için talan etti. Hiçbir şey muhafaza falan etmedi. Beytülmali devletin hazinesini mi muhafaza etti? Kayınpeder damat bir oldu, seçimlerde sahte istikrar havası basmak için Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları buhar etti. Ondan sonra damat at izi it izine karıştı dedi, çekti gitti. Sonra damadın yakın arkadaşını bir yıl sonra yeniden bakan yaptınız. İhracatçının dövizlerine el koyup arka kapıdan bu dövizleri satmaya devam ediyorsunuz. Son 10 ayda şu ana kadar satılan dövizlerin 118 milyar doları bulduğu söyleniyor. Sahte istikrar havası için yaktığınız rezervlerin toplamı 250 milyar dolara dayandı. Milletin atadan dededen kalan malını mülkünü mü muhafaza ettiniz? Ona da hayır. Atadan dededen kalan ne varsa hepsini 63 milyar dolara sattınız. Türk Telekom, petrol ofisi, yem fabrikaları, şeker fabrikaları ve daha niceleri. Hepsi satıldı.
Bu ülkenin en stratejik tesislerinden birisini, tank palet fabrikasını Katar ordusuna bedava verdiniz. Peşkeş çektiniz. Ordumuzun kozmik odasına bile sahip çıkamadınız, koruyamadınız. FETÖ'cü hakimlerin kirli ellerine teslim ettiniz. Milli ordumuzun sırları sayenizde başka karargahların eline geçti. Tarihimizi, kültürel mirasımızı mı muhafaza ettiniz? Hayretmediniz. İstanbul'a ihanet ettiniz. Şu fotoğrafa bir bakın. Ağızlarından muhafazakarlığı düşürmeyenlerin ecdadın emanetine, yandaşa rant için, doların yeşili için hiç çekinmeden nasıl ihanet ettiklerini görün. Bu mudur muhafazakarlık? Bu mudur yerlilik, millilik? Bu milletin iffetli analarına küfreden densizlere ceza yerine ihaleler yağdırdınız. Milletimiz ülkeyi yönetenlerin öz evlatlarına evdeki dolarları sıfırla talimatı verdiklerini sizin döneminizde duydu, işitti. Bakan çocuklarının evlerinden çıkan çifter çifter kasaları, para sayma makinelerini milletimiz sizin döneminizde gördü. Kendi günahlarına öz evlatlarını ortak eden siyasi babalara milletimiz bu dönemde şahit oldu. Bunların muhafazakarlıktan anladığı, dolarları toplayıp Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çiftliklere, Manhattan'da, New York'ta, Manhattan'da gökdelenlere yatırmaktır. Siz bu ülkede ortak aile değerlerimizi, ortak ahlaki değerlerimizi bitirdiniz. Şimdi çıkıp hangi muhafazakarlıktan söz ediyorsunuz? Devrimcilik meselesine gelirsek, bazen bir karelik fotoğraf bin sayfalık söze bedeldir. Muhafazakarlığı doların yeşiliyle sınırlı olanın devrimciliği de olsa olsa Soros'un renkli devrimciliği olur. Allah aşkına şu fotoğrafa bir bakın. Boğazında balıkçı yaka kazak, İsviçre Alplerinde, Davos'un otel odalarında, Soros'un masasında, yanında rüşvetten aklanmamış makaracı eski bakan, ya sevsinler sizin devrimciliğinizi. Bu toprakların görüp yaşadığı en büyük devrim, Cumhuriyet ve onun devrimleridir. Ama bugün AK Parti'nin önde gelen siyasetçileri hala Cumhuriyet'le, Cumhuriyet devrimleriyle kavgalı. Grup Başkan Vekiliniz Mahir Önal'ın, maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir sözlerini. Nereye koyacağız? Hangi devrimciliğe dahil edeceğiz? Teamüllere göre parti genel başkanının, parti sözcüsünün, grup başkan vekillerinin sözleri partiyi bağlar. Bu sözler Erdoğan'ı da bağlar. Erdoğan çıksın, bu sözlerin neresinde olduğunu millete bir söyleyiversin. Bu sizin parti, sizin ve partinizin resmi görüşü müdür? Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla sorunları olanlar devrimci olamaz. Olsa olsa devrimlerin kazanımlarını yok etmek isteyen bozguncular ve karşı devrimciler olur. Tekrar soruyoruz. Grup Başkan Vekiliniz Mahir Önal'ın sözleri Erdoğan'ın ve partisinin resmi görüşü müdür? Bu soruya kaçamaksız, net yanıt bekliyoruz. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Nasrettin Hoca'nın borç ödeme fıkrasına benzer bir safsatayı ekonomik model deyip millete yutturmaya kalktılar. Güya faiz düşecek, Türk lirası değer kaybedecek, ihracat, ithalatı katlayacak, Merkez Bankası'nın kasası dövizle dolup taşacak, Türk lirası değerlenecek, enflasyon da düşecekti. E ne oldu? O gün bugündür milli paramızın değeri pul oldu. Türk lirası dolar karşısında en fazla değer yitiren para birimi oldu. Enflasyon milletimizi ezdi, milletimizi hayat pahalılığına mahkum etti. İş ahlakını bozdu. Bu kifayetsiz yönetim milletimizi enflasyon canavarının dişlerine teslim etti.
İşte kuzeyimizde büyük bir savaş var. İşgal altındaki Ukrayna'da enflasyon %25. İşgal eden Rusya'da enflasyon %14. Bizde %84. TÜİK'in tüm makyajlarına rağmen tüketici enflasyonunda dünya beşincisiyiz. Bunların olacağını aklı başında tüm ekonomistler söyledi. Bizim ekonomistlerimiz söyledi. Yapmayın, etmeyin diye uyardı. Erdoğan ne yaptı? Kendisini uyaran ekonomistlerin ne mandacılığını bıraktı ne de tetikçiliğini. Geçtiğimiz günlerde bu uydurdukları safsatayı doğrulatmak için, bir yandan da parlatmak için dünyanın farklı yerlerinden Türkiye'ye 18 tane ekonomist getirtmişler. Türkiye'ye getirttikleri Amerikalı bir profesör ülkesine döner dönmez demeç vermiş. Türkiye'de uçuşa geçen enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için Erdoğan'a IMF'ye gitmesini tavsiye ettiğini söylemiş. Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Değerli basın mensupları, iş insanına hayırsız evlat, siyasetçi ise kuru inat batırır. Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon netice inadı, kendini zaten batırdı ama olan da milletimize oldu. Gıda enflasyonu tüm dünyada hızla geriliyor. Bizde ise hem çok yüksek hem de hala artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 12 aylık gıda enflasyonu %5,5'a düşmüş. Bizde %93. Dünyadakinin 17 katı. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre son bir yılda gıda enflasyonu %178. Ucube rejimin ucube düzeninde vatandaşlarımız pazarda tezgaha, markette raflara artık yaklaşamaz hale geldi. Millete yapılan tüm bu zulmün bilerek, isteyerek, teammüden yapıldığını da Nebati Bakan çıktı itiraf etti. Meğerse uyguladıkları politikaların millete acı vereceğini gayet iyi biliyorlarmış. Şimdi biz de soruyoruz, bilerek, isteyerek milletimize neden işkence ettiniz, neden zulmettiniz? Elinize ne geçti? Milletimiz son bir yılda gerçekten çok büyük acılar çekti. Ve bugün artık önümüzde aşılması gereken uzun bir kara kış var. Bu kış ocakta bir tas çorba kaynatmak öyle görülüyor ki, öyle görünüyor ki hiç kolay olmayacak. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin üretim maliyetleri şahlanmış gidiyor. TÜİK'in verilerine göre son bir yılda gübre %238, mazot %226, hayvan yemleri %147, tarımsal ilaçlar %106 zam görmüş. Tarımsal girdi fiyat endeksindeki yıllık artış %135'in üzerine çıktı. Bu fiyatlar serisinin rekoru. Çiftçilerimiz tarlasını bu maliyetlerle nasıl ekecek? Bir traktör deposunu doldurmanın maliyeti bir yılda 888 liradan 3172 liraya çıkmış. Bırakın çiftçinin tarlasını sürmeyi, çiftçiler artık tarlalarına gidip çizik bile atamıyor. Çiftçiye bu girdi artışlarını telafi edecek doğru dürüst destek lazım. Ama veren yok. Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre milli gelirin en az %1'i kadar tarımsal destek vermek hükümetin yasal görevi. Hükümet açıkladığı orta vadeli programa göre bu yıl beklediği milli gelir 13 trilyon 429 milyar lira. Yani çiftçiye en az 134 milyar lira destek verilmeliydi. Peki ilk 9 ayda ne kadar tarımsal destek verdiler? 30 milyar lira. 134 milyar lira, 30 milyar lira nire. Sadece bu yıl çiftçimizin 104 milyar liralık desteğini iç etmişler. Ama Erdoğan çıkıyor, hala 30 milyar destek verdik diye gep geriniyor. Bu hükümet çiftçilerimizi yalnızca desteklerine çökerek cezalandırmıyor. İthalat sopasıyla da dövüyor. Elin çiftçisini abat, bizim çiftçimizi berbat ediyor. İşte en son yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi %27'den %5'e düşürüldü. Bu son darbeyle çiftçinin elinin emeği göz göre göre yine iç edildi. Yetmez, Trakya Birliği
sıkıntıya sokuldu. Bu kararla ayçiçeği çiftçisinin ölüm fermanı yazıldı, tarlasına da asıldı. Sadece çiftçilerimiz değil, besici de, süt üreticisi de bir yıldır bir türlü belini doğrultamıyor. Çıkın bir markete gidin. Bir karton süt 20 liranın üstünde. Ama süt üreticisinin eline ne geçiyor? Tabii kuzuyu kurda, kümesi tilkiye emanet ederseniz sonuç bu olur. Ulusal Süt Konseyi'nin başındaki isim çiftçi değil, sanayici. Bu işin Avrupa'daki standardı da, bizim üreticilerimizin talebi de çiğ süt yem paritesinin 1,5 olmasıdır. Yani üretici 1 kilo sütü satacak, karşılığında 1,5 kilo yem alabilecek. Üretici ancak böyle ayakta kalır. Çiğ sütte fiyat 8,5 lira. 50 kuruş destekleme primiyle birlikte 9 lira. Yemin fiyatı ise 7 lira. Pariteye göre çiğ sütün olması gereken fiyatı en az 10,5 lira. O halde ne yapılacağı belli. Ya yem maliyetlerini düşüreceksiniz ya da süt üreticisine desteği arttıracaksınız ki markete çok fazla bu fiyatlar yansımaz. İşte bugün bu yapılmadığı için süt veren inekler kesime gidiyor. Kapımızda da büyük bir süt ve süt ürünleri krizi bekliyor. Bugün masaya bir bardak süt, bir dilim peynir, bir kaşık tereyağı koymak mesele haline geldiyse, sebebini işte burada, bu hatalarda aramak gerekiyor. Sadece süt üreticilerimiz değil, et üreten besicilerimiz de perişan. Yem maliyetleri et üreticisinin de canını yakıyor. Şimdi çıkmışlar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden besicilere 5200 liradan arpa vereceğiz deyip, sanki müjde veriyormuş, havası basmaya çalışıyorlar. Ama besicilerimiz yapılanın göz boyama olduğunun farkında. Taşıması, ham maliyesi ve diğer masraflarıyla birlikte arpanın kendilerine 5800 liraya mal olacağını, bunun da zaten piyasadaki fiyata yakın bir fiyat olduğunu, dağın fare doğurduğunu söylüyorlar. Bundan 6 yıl önce besicilerimiz aldıkları destekle hayvanlarını 20 gün besleyebilirken, bugün hükümetin arttırdık diye övündüğü destek parasıyla ancak 6 gün besleyebiliyor. Görünen o ki, bu kışta vatandaşlarımız bu hükümet elinde kilosu 150 liraya dayanan kıymadan 2 çimdik almaya, 120 liralık fiyatıyla peynire uzaktan bakmaya devam edecek. Ama mahkeme kadıya mülk değil. Bu güzel ülkede kimsenin babasının malı değil. Artık korku duvarları yıkıldı. Sivas'ta bir vatandaşımız, bir kadın çiftçi, Fadime Hanım, genel başkanımıza bu sene gübremi alamadım. 60 liradan aldığım gübre 600 lira oldu. Geçinemiyorum. Köyümde süt bulamıyorum, tereyağı bulamıyorum, yumurta bile bulamıyorum. Köydekiler hayvanlarını besleyemedikleri için sattı diye feryat etti. Ve saraya da şöyle seslendi. Ben aç yatarken sen nasıl tok yatıyorsun Tayyip abi? Böyle şey olur mu? Bu ülkede vicdanı olan bir yönetim varsa böyle zulüm elbette olmaz. Zulüm mülkü zevale sürükler. İşte bu vicdansız zalim düzen Soma'da 8 yıldır adalet arayan şehit madencimizin eşini, biz eşlerimizi kaybettik. Hemen para vereceğiz dediler, acımızı satın alıyorlar, böyle alıştırdılar. Bu bizi öyle yaralıyor ki biz adaleti istiyoruz. Adaleti serbest bırakın diye konuşturan düzendir. Amasralı şehit madencinin babasına, benim çocuğum katliamla öldü, bu kaza değil. Tedbir alacaksın ki kaza olmayacak diye isyan ettiren düzendir. Adaleti korumak hakkı korumaktır. Hakkı korumak halkı korumaktır. Amasra'daki facianın hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi olarak seferber olduk. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, kadın ve gençlik kollarımız genel başkanlarıyla Amasra'ya gittiler. Madenci ailelerimizin acılarına ortak oldular. Facianın hemen ardından bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin başındaki genel başkan yardımcımız Ahmet Akın'ın hazırladığı rapor şu ana kadar olan biteni çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Rapor kapsamlı bir rapor. Ama ben bu raporda yer alan bir bilgiye özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Amasra'daki madende
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 4 Ekim 2022 ile 11 Ekim 2022 tarihleri arasında faciadan yalnızca 3 gün önce denetim yapıldığı ifade ediliyor. İktidar yetkilileri faciadan yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen denetime atıf yaparken faciadan 3 gün önce gerçekleştirilen bu denetimle ilgili kamuoyunu aydınlatıcı hiçbir bilgi vermiyor. Bu denetimde hangi eksik ya da hatalar tespit edilmiştir? İşçiler göz göre göre gazla dolu madenlere mi indirilmiştir? Galerilere mi indirilmiştir? Bunun cevabını derhal bekliyoruz. Değerli basın mensupları, para politikası ile makro ihtiyati politikalar birbirinin ikamesi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Para politikasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Makro ihtiyati politikaların temel amacı ise finansal istikrarı sağlamaktadır. Para politikası kendi işini yapamayıp, makro ihtiyati politikalar para politikasının yerine ikame edilirse, sadece fiyat istikrarı değil, finansal istikrarda tehlikeye düşer. Tıpkı bugün ülkemizde olduğu gibi. Bugün ülkemizde ne döviz piyasasında, ne kredi piyasasında, ne mevduat piyasasında, ne tahvil piyasasında denge ve istikrar kalmıştır. Güya tabela faizi %10,5. Ama piyasa faizi bunun 2-3 kat üzerinde. Krediye erişim büyük sorun. İş insanları iş yapacak kredi bulamıyoruz diye barbar bağırıyor. Kamunun müdahalesi ve mali baskınlığıyla, kredi tayinlaması sorunuyla karşı karşıyayız. Ben soruyorum, bugün hangi iş insanı, hangi esnaf, hangi tüccar %10,5'la kredi kullanabiliyor? Bankalar istese de kredi veremiyor. Kredi veremeyen bankalar mevduat da toplamak istemiyor. Bankaların elindeki paraya da idari müdahalelerle kamu el koyuyor. Bu da tahvil piyasasının etkinliğini bozuyor. Döviz piyasasındaki denge zaten bozuk. Hem kur korumalı mevduat uygulaması hem de Merkez Bankası'ndaki emanet rezervlerin arka kapıdan satışı döviz piyasasını bozdu. Merkez Bankası'nın net rezervleri -56.399.000.000 dolar. Merkez Bankası kasasında tek sent kalmadı diyebilmek için bile 56.399.000.000 dolar bulup kasaya koymaya ihtiyaç var. Daha doğrusu alacaklara vermeye ihtiyaç var. Yurt içi yerleşiklerin döviz talebini kısmak için getirdikleri kur korumalı mevduatın hazineye olan 7 aylık maliyeti 85 milyar lira. Bu da sadece hazine kasasında. Bir o kadar da Merkez Bankası kasasından çıkan faiz var. Şimdi orta vadeli programa göre bu yıl ortalama dolar kuru 16 lira 62 kuruş olacakmış. Gelecek yıl ise 21 lira 52 kuruş. Böyle bakarsak dolar Türk lirası karşısında 2023'te %29,5 değer kazanacak. Faiz şu anda %10,5 tabela faizi. Kasım'da da %9'a ineceğini artık Sağır Sultan duydu. Gelecek yılın tamamında da böyle tutulacakmış. Bu durumda kur korumalı mevduattan Hazine ve Merkez Bankası'na binecek yük 20,5 puan. 20,5 puan yani. Peki mevcut 1 trilyon 400 milyar liralık kur korumalı mevduat stoku hiç artmazsa bu durumda kamuya binecek olan yük 296 milyar lira. Bunun 142 milyar lirası hazinenin sırtına, geriye kalanı da Merkez Bankası'nın sırtına. Şimdi dönüp bakıyoruz. 2003 bütçesinde bütçeyi yapan hükümet kur korumalı mevduat için ne kadar ödenek ayırmış hazineden? Sadece 25 milyar lira. Yani şu anda kendi varsayımlarına göre oluşacağı söylenen yükün 1/6. Bu 2023 bütçesinin gerçeklikten ne kadar kopuk, tutarsız ve samimiyetsiz olduğunu göstermeye herhalde yeter de artar bile. Dışarıda kara bulutlar toplanırken bu beceriksiz saray yönetimi ihtiyacımız olacak tüm ekonomik tahkimatları koltukta kalmak umuduyla sorumsuzca kullanıyor, tüketiyor. Kendisinden sonra gelecek iktidara hiçbir esneklik, hiçbir manevra alanı bırakmamaya çalışıyor.
Bu bezirganlar gider ayak kazanın dibini kazıma işindeler. Açıkça uyarıyoruz. Ekonomimiz herhangi bir ters dalgaya karşı hiçbir zaman olmadığı kadar savunmasız durumdadır. Milletin masasında bir araya gelen 6 partinin ekonomi kurmayları, bundan önceki birçok krizde yaptıkları gibi Türkiye'yi içine düşürdüğü bu çukurdan çekip çıkaracak programı, reçeteyi birlikte yazıyor. Dolayısıyla şartlar ne olursa olsun umutsuzluğa yer yok. Aziz milletimiz, kıymetli yurttaşlarımız, bu seçim demokratlarla otokratlar arasında olacak. Demokrasimize kasteden otokrat ve onun kullanışlı aparatları seçim sürecinde türlü kumpaslara tevessül edeceklerdir. Bundan önce de yaptılar. Umutsuzluk, karamsarlık yaymaya çalışacaklardır. Ama hiç kimse şunu unutmasın. Bu ülke geçmişte de çok badireler atlatmıştır. Yine bu badireleri atlatacaktır. Artık karanlığı hep beraber yırtıp atma zamanıdır. Kendi içimizde de tüm komşularımızla da huzur içinde yaşama zamanıdır. Ekmeği, aşı, işi hep beraber büyütme zamanıdır. Aşımızı, ekmeğimizi hakça paylaşma zamanıdır. Türkiye sırtına tüneyen, Türkiye'nin sırtına tünediği için kendini dev sanan cüceleri sırtından atabildiği gün, medeniyet ve refah yolunda dev adımlarla koşmaya başlayacaktır. Bizim bundan hiç şüphemiz yok. Çağrımız milletimize, katılın bize. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin adaylığına yönelik bir açıklama yaptı. Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu, durmaz mı bir görelim. Bu açıklamayı adaylık sinyali olarak mı yorumlamalıyız? Bir diğer sorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa çalışması konusunda referandum çağrısı yaptı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi aslında bu yorumu ilk yapan Erdoğan. Birinci soruya cevap veriyorum. Biz Erdoğan'ın korkusunu ve telaşını anlıyoruz. Ama biraz daha sabredecek. Kendisi de milletimizle birlikte aynı anda 6 genel başkanın ağzından 13. Cumhurbaşkanının ismini duyacak. İkinci soru. Şimdi referandum. Ya ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz. Açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesaplar peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar. Ya bunlar gerçekten samimiyse çakma ormanlığa soyunmasın. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkmasın. Azıcık yerli ve milli olsunlar. Yönlendiren sorular oldu. Onları aktaracağım. İlk soru ATV ve A Haber tarafından ortak yönlendirildi. O soru şöyle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi vereceği açıklamasına parti içinden ve dışından birçok tepki geldi. CHP yönetiminde bu süreç nasıl karşılandı? Herhangi bir disiplin süreci söz konusu olacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü olarak bu konuya ilişkin partimizin görüşünü bundan önceki basın toplantımızda anlattım, açıkladım. Anlaşılan bu soruyu gönderenler beni takip etmemişler. Bir soru daha bir tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. Hürriyet yazarı Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TOG'un 29 Ekim'de yapılacak törenine davet edildiğine dair duyumlar aldığını aktardı. Duyumlar doğru ise bir katılım olacak mı? TOG, Türkiye'nin mobilite teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olması için doğru zamanda yola çıkmış, hepimizi gururlandıran bir özel kesim girişimidir. Doğru yapılan, iyi yönetilen her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır. Seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık. Ancak Erdoğan ve şürekası bu özel girişimin gerçekleştirdiği özel bir günü, projeyi
siyasi bir şova dönüştürme gayreti içinde. Davetin saraydan gelmesi, bakanlığın sanki özel bir şirketin kurumsal birimi gibi davranması bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir. İktidar bu yaklaşımıyla en büyük zararı da özel kesim girişimi olan TOG'a vermektedir. Bu sebeplerle davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını, ancak en kısa sürede TOG'u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, TOG'a başarılı bir lansman dileriz. Sezgin Tanrıkulu'nun o kısma cevap vermediniz ama o kısma cevap alsak. Söyledim, geçen defa açıklama yaptım yaklaşımımız konusunda.